been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of on, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle, lyrical. Bu haftaki test konuğumuz Premium Compact Hatchback sınıfın ilk akla gelen modellerinden biri olan Audi A3. Audi A3'ümüzü aslında sizlerle yurt dışında iki kez ayrı ayrı testini yapma fırsatı bulmuştuk. A3 3 kapı ve Sportback olarak birini İspanya'da, birini de Fransa'da olmak üzere iki ayrı yurt dışı testiyle yapmıştık. Ve Türkiye'de beklenen A3 modelimizin ilk yol testini de şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Hemen A3'ün testine başlamadan önce bu sınıfta, özellikle Premium Compact Hatchback sınıfta A3'ün rakiplerinden size bahsetmek istiyorum. O da şu: Mercedes'in A serisi, BMW'nin 1 serisi ve Volvo'nun V40 serisi bu araca rakip olarak, rakiplerinin çıkarttığı modeller olarak ön plana çıkıyor. Ve tabii ki bu sınıf aslında özellikle de gençlerin çok talepte bulunduğu bir segment. Dolayısıyla da kıyasıya bir rekabet var. Ve bu rekabet içerisinde Audi 3. nesil A3'ünü üretti. Ve 3. nesil A3'te artık Türkiye yollarına gelmiş oldu. A3'ün tabii en çok dikkat edilen unsuru ise Audi'nin üretmiş olduğu LED farlar. Burada da cidden özellikle gündüz ya da gece fark etmiyor. Çok ciddi bir şekilde aracın belirgin çizgilerini gösteren LED'lerle araca ayrı bir karakter veriyor. Ve A3'ün yeni neslinde, yani 3. neslinde de açıkça bunun çizgilerini görmek gerçekten mümkün. Tabi bu LED farlar A5, A6'da olduğu gibi bu sınıfta da A3'te de net bir şekilde ortaya çıkartılmış. Şunu söyleyebiliriz gayet net bir şekilde: artık daha üst segmentteki otomobillerle alt segmentteki otomobiller arasındaki fark artık üreticiler tarafından kapatılmaya başlandı. Yani siz ekstra güzelliği ya da ekstra lüksü ya da ekstra donanımları artık düşük segmentte, yani alt segmentteki otomobillerde de bulabiliyorsunuz. Eskiden opsiyonel olan şeyler artık standart hale geliyor. A3 burada bunu başarmış. Tabii buradan şu anlaşılmasın kesinlikle. Yani alt segment dediğimizde işte bu segmentte bunlar konulmaz. Hayır, konuluyor, opsiyonel olarak konuluyor. Artık A3 burada bunu standart hale getirdiğini, standartizasyonla birlikte üst segmentteki özellikleri de bu araçlara yüklediğini söylemek için söylüyorum. Biraz bir önceki, yani ikinci nesil A3 ile kıyasladığımızda boyutlarda gerçekten bir farklılık yok. Hemen hemen aynı. Dolayısıyla sadece iç dizaynda ve dış dizayndaki değişikliklerle A3'ün ikinci neslini ve üçüncü neslini ayırabilirsiniz. Beğendiğim şekilde Alman teknolojisiyle donatılmış bir sadelik ve fonksiyonluk var. Ve bu fonksiyonlukla da A3 gerçekten buram buram bir Alman mühendisliği kokuyor. Artık yeni nesil otomobillerde örneğin
işte BMW'nin bir modelinde olduğu gibi orta konsolla konmuş bir LCD ekranla da bu görüntü, daha doğrusu ön dizayn dizayn edilmiş. Bir önceki araca göre baktığımızda, yani Selef'ine baktığımızda ikinci nesil A3'e göre özellikle dashboard'ta, direksiyon simidinde ve diğer kullanılan malzemelerin plastik kalitelerinin daha arttığını söyleyebiliriz. Bir önceki nesilde daha sert plastik kullanılmış ve daha çabuk deforme olup ve bu deformasyonla aracın içine çok daha fazla ses ileten komponentler kullanılmıştı. Burada o malzemeler daha soft, özellikle kabin içinde sessiz bir ortam sağlanmış gözüküyor. Koltuklar gerçekten ergonomik ve sportif bir yapıya sahip. Böylelikle de kullanırken A3'ünüzü kendinizi daha sportif bir otomobil kullanıyor hissine kaptırıyorsunuz. Yeni A3 yaklaşık 80 kilogram hafiflemiş. Tabii bu 80 kilogramlık hafifleme iki şekilde kullanıcısına avantaj sağlıyor. Birincisi tabii ki yakıt ekonomisi, ikincisi ise çevreye duyarlılık. Doğal olarak yakıt ekonomisinden kaynaklanan karbondioksit salımı azaldığı için emisyon değerleri de düşmüş ve aynı zamanda da bu hafiflikten dolayı da daha az yakıt tüketiyor yeni A3'ler. Where you been all my life? Baby, this is sin. The way you look in that light. It's obvious that I want something. Tabii bu tasarruflar nerelerden sağlanmış diye sorabilirsiniz yeni nesil A3'te. Yüksek dayanımlı çelik kullanımı ile 18 kilogram hafifleyen A3'ün kaputunda ve çamurluklarında alüminyum kullanılmasıyla burada da 9 kilogram civarında bir ağırlık tasarrufu sağlanmış. Zaten bu ikisi toplam 50 kilogramın 27 kilogramını sağlayan tasarruf bölümleri. Diğer şeyler de yürüyen aksamlardan ve motordan sağlanmış. Bir önceki nesle göre baktığımızda yeni A3 direnç katsayısı %12 oranında düşürülmüş ve böylelikle 0.30 CD denilen bir rüzgar dirençine kavuşturulmuş. Bu da aynı zamanda yakıt ekonomisine ve doğal olarak da emisyon değerlerinin düşmesine neden olan bir başka değer olarak ön plana çıkıyor. Böylelikle hem hafifleme hem rüzgar direncinin azaltılmasıyla otomatik olarak araç daha tasarruflu, daha ekonomik bir hale getirilmiş. 105 beygirlik, 250 Nm torka sahip 1.6 litrelik bir dizel motorumuz var. Ve bu dizel motorumuz 7 ileri S-Tronic şanzımanla desteklenmiş. Ve 100 km'de de, şimdi söylediğim yanlış bir şey değil, ortalama 3.8 litre yakıt tüketiyor, yani dizel tüketiyor. Yani gerçekten rüzgar katsayılarının düşürülmesi, artı hafifletilmesiyle ortaya çıkan tabloda 3.8 litre gibi bir yakıt tüketimi söz konusu. Aslında bu bakıldığında gerçekten, yani bu bir daha altını çiziyorum, gerçekten çok iyi bir değer ve bu değerle de yani neredeyse yani yakıtı yakmıyor diyebiliriz. Yakıt yakmadan giden bir otomobil olmuş yeni nesil A3. Kullanım esnasında yaşattığı hislerden kısaca bahsetmek istiyorum. Koltuğunuzu biraz daha yere yakın konuma aldığınızda aracın zaten kompakt yapısıyla sizi sportif bir kullanım havasına sokuyor. Ve yere yakın kullanımınız ve ağırlık merkezinde yere yakın olmasından dolayı da araç daha sportif ve daha stabil bir kullanım hissi veriyor size. Ve bununla birlikte de gerçekten bu his kullanıma geçtiğinde size bu hissi, yerini gerçekliğe bırakıyor. Ve gerçekten de virajlarda ya da yolda ani şerit değiştirmelerde ya da yol tutuşunda ya da eğimli yollarda siz stabil halde araç kullanmanıza neden oluyor. Yani o his
kullanmaya geçtiğinizde size bir realiteye, gerçeğe dönüşüyor ve bu gerçekle de kendinizi güvende ve sportif bir ortamda hissediyorsunuz ve kendinizi çok keyifli bir otomobil sürüşünde buluyorsunuz.